Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Özel nedenlerden ötürü bugün karşınızda değilim arkadaşlar. Yani beni göremiyorsunuz. Yarın umarım karşınızda olurum. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Arkadaşlar dün BTC için direnç olarak 24600'ü vermiştim biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Son tepeyi baz aldıydık. Ora kırılmadıkça yükseliş beklenmez ve bir hafiften bir yükseliş geldi. Tekrar geri çekildi arkadaşlar. Net rakam vereyim. Şöyle 24.620. Üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani şu şekilde şöyle bir hareket göreceğiz. Kapanışını yapacağız. O zaman yükselişin devamını bekleyebiliriz. Oraya da bir yatay çizik atalım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle. Yani sarı direnci kırmamız gerekiyor. Öyle bir durumda sıradaki hedefimiz 25.300 seviyeleri olur diye düşünüyorum. Ama direnç kırılmadıkça da düşüş senaryomuz aktif durumda. Yani destek olarak nereyi takip ediyoruz? Son yapılan dipler var. 23.590 ve normalde asıl desteğimiz ise 23.350 seviyesinde. Yani 23.350 altında 4 saatlik kapanış yaparsak şu şekilde o zaman muhtemelen şuna benzer bir hareket görebiliriz. 22.500 seviyelerine doğru gevşeme görebiliriz. Yani şu an negatif bir tablo var. Sarı kırılırsa yükselen tepe yaparız arkadaşlar. Bir ihtimal yolumuza devam ederiz. Gelelim Bollinger bandına arkadaşlar. 4 saatlikte biliyorsunuz orta çizgisine geldiğimizden bahsettik. Orayı kıramadı ve yeniden düşüş geldi ve hala da kıramadı arkadaşlar. Ara direnç olarak verebileceğim yer 24150 seviyesi. Baktın atıyor üstüne 2620 seviyesini pardon. 24620 seviyesini takip edeceğiz öyle bir durumda yani direnç kırılmadıkça kesinlikle yükselir diyemeyiz arkadaşlar tamam mı yani bu sarı kırılmadıkça düşme potansiyeli var öyle görmek lazım ne zaman bu sarı kırılır o zaman deriz ki tehlike geçmiş olabilir yolumuza devam ederiz e, stoplu bir şekilde dileyin dener şansını öyle bir durumda şimdi gelelim diğer grafiklerimize Biliyorsunuz arkadaşlar, şöyle önemli bir direnç hattına geldiğimizi duyurduk. Daha önce destek olarak çalıştı Mayıs ayında, Ağustos ayında direnç olarak çalıştı ve şu anda tekrar direnç olarak çalıştı. Yani çok önemli bir bölgeye geldiğimizi görüyoruz. Normal şöyle yatay bir çizgi çizersek Diğer taraftan da haftalıkta da önemli yere geldik. Haftalık dead cross'umuz oluştu biliyorsunuz. Şu anda hala kırmış değiliz orayı ve cross'umuz hala aktif durumda arkadaşlar. Ve diğer açıdan da EMA ribbon'a geldik arkadaşlar. Son ortalamasına ve sarı çizgisine geldik. Orayı da kıramadık. Yani gördüğünüz gibi üç farklı noktadan şöyle çok 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 önemli dirence gelmişiz. Şimdi bu EM ribbon'ı biraz detaylandırabilirim size. Mesela şöyle geçmişine bakınca arkadaşlar ay piyasasında short şeklinde gidiyor. Kırmızı kırmızı yakıyor. Ne zaman yeşile evrilip long yakıyor ondan sonra boğa geliyor gördüğünüz gibi. Aynısı 2018'de de yaşandı. Short'tan sonra kırmızılar yaktı. Şurada yeşile döndü. Oradan alan adam arkadaşlar ileride çok büyük para kazandı. Şu bölgede bir düşüş görüyorsunuz. O da Mart 2020 pandemi ilan edildiğinde kısa süreliğine tüm dünya piyasalarında bir çökme gördük. Daha sonra sert toparlanma sonucu bir rally yaşamıştık arkadaşlar. Sadece şurada bir fake attığını görüyoruz. Ama netice olarak ilk long sinyalinden sonra alan adam çok güzel paralar kazanıyor arkadaşlar. E şimdi long var mı yok. Yeşil renk var mı yok. Demek ki büyük bir rally yok şu an arkadaşlar. Yani rally beklememiz için bunun da teyidini almamız gerekiyor açıkçası. Şimdi dolar endeksine gelelim. Dolar endeksinde biliyorsunuz en üst noktaya geldiğimizde şu noktada düşüş sinyalini verdik. Kanalın orta çizgisine kadar düşüş bekliyorduk zaten. Daha sonra altına sarktı arkadaşlar. Ama geçen haftayı orta çizgisinin üzerinde kapattı. Ve bu haftada yeşil şeklinde devam ediyor. Ve biliyorsunuz arkadaşlar şu noktalarda şöyle göstereyim size günlük grafiği açayım. Günlükte bir boğa bayrağından bahsetmiştik. Şu şekilde şöyle bir direk bayrak ve hedefi de şu şekilde 3 aşağı 5 yukarı 105.50 seviyeleriydi. Ve gördüğünüz gibi hedefine şaşmadı. Hala hedefine ulaşmaya çalışıyor arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi FED faiz arttırımlarına devam edeceğini söyledi. Yani acaba buradaki düşüş bitti mi? Yeni bir yükseliş dalgası mı başlıyor? Bunu zaman gösterecek tabii ki. Ama hani önemli olduğunu düşünüyorum. Biz direnç kırılmadıkça gaza gelmeyelim. Desteği takip edelim arkadaşlar. Tekrar vereyim desteği. 23.350 altında 4 saat kapatmayacak. Yükseliş içinse 24.610 diyelim. Üzerinde 4 saatlik kapanış yapacağız. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.